Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Başka birisinden söz ediyor olmalı. O çok kötü. Günah. Sen insan değilsin. Anlaşmanız neydi? Annem değil mi? Seni annem için yolladı değil mi? Anlat hadi, söyle her şeyi. Ben bir şey yapmadım Narin Hanım. Yemin ederim yapmadım. Bana gerçeği söyleyeceksin. Lütfen bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Ne için uğraştın? Annem iyileşmesin. Konuşmasın diye değil mi? Ne oluyor? Meltem'e çalışıyormuş. Doğru mu bu? O yılanla mı çalışıyorsun? Ne zamandan beri? En başından beri değil mi? Yazıklar olsun sana. Sen bu evde ekmek yedin ekmek. Nerede senin telefonun? İletişim kuruyorsunuz değil mi? Arıyor seni. Ya ben bir şey yapmadım. Lütfen bırakın beni. İnsanları yaşatmak için doktor oldum. Seni öldürürüm Yıldız. Bir kaşık suda boğarım seni. Hemen telefonunu ver. Hangisi numarası? Numarasını göster diyorum. Bu mu numarası? Bu mu? Arama. Kemal bana engel olma. Hiçbir faydası olmaz. Elimizde bir koz var. Yıldız'ın ifşa olmaması lazım. İfşa olması hiçbir işimize yaramaz. Polisin onu bulması için bunu kullanabiliriz. Kemal abi haklı. Meltem arasın, nerede olduğunu öğrensin. Ben gidip kendi ellerimle polise vereceğim onu. Seni o yılanın yanına yollamam ben. Ara Yıldız. Nerede olduğunu öğren hemen. Bakın ikiniz de sakin olun. Kimse hiçbir şey yapmayacak. Telefonu polise vereceğiz. Ve geri kalanıyla onlar ilgilenecek. Polise mi? Polise tabii. Ne oldu, neden şaşırdın? Bunu düşünmemiş miydin? Meltem de sen de hapishanede çürüyeceksiniz. Yalvarırım yapmayın bunu bana. Çok zor durumdaydım. Meltem beni kullandı. Ben kötü biri değilim. Bunları mahkemede anlatırsın. Ailem perişan bir halde. İnanmıyorsanız ailemin yanına götüreyim sizi. Gelin kendi gözlerinizle görün. Çaresizdim. Yalvarırım ne olursunuz. Ne olursunuz polise vermeyin beni. Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.